destanın adıdır Çanakkale. Umudu, azmi ve zaferi geleceğe taşıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Anma Günü'nde saygı ve minnetle anıyoruz. İyi akşamlar. 18 Mart Cuma akşamı canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Vizyona hoş geldiniz. Yine bu akşam hepimiz yakından ilgilendiren konuları değerlendireceğiz. Biliyorsunuz ki dünyada pandemiyle başlayan bir pandemi krizi tüm dünyayı etkisi altına aldı 2 yıldan beri. Devamında tabii ki dünyada enerji krizi yaşandı. Arkasından gıda krizi ve şu anda yaşanmakta olan bir göç krizi var. Biz tabii ki bunların iş dünyasına, ekonomiye ve orduya olan etkilerini değerlendireceğiz. Bu akşam çok değerli misafirlerim var, çok değerli konuklarım var. Bu değerlendirmeleri de bunlarla birlikte yapacağız. Mustafa Nasupbeyoğlu, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanımız. Sayın Murat Şimşek, iş insanı ve gıda tedarikçisi kendisi. Bir diğer konuğum da Hüseyin Avni Kalafat, iş insanı. Konuklarım hoş geldiniz. Benimle olduğunuz aynı zamanda zamanlarda çok teşekkür ediyorum hepinize. Teşekkür ederim. Tabii ben sizleri tanıyorum. Dilerseniz kısaca kendimizi bir tanıtalım. Sonra ana başlıklı konularımıza, hepimizi ilgilendiren konuya teker teker başlayalım. Mustafa Bey, söz sizde. Mustafa Nasupbeyoğlu, Bakkallar Esnaf Odası Başkanı. Evet, hoş geldiniz tekrar abi. Hoş bulduk, sağ olun. Murat abi. Evet, Murat Şimşek, 46 yıllık gıda, temizlik ve kozmetik dalında bölge distribütörü yapıyorum. Birçok ürünü Karadeniz'de ana distribütörüyüm, yani dağıtıcısıyım. Evet. Hüseyin Bey. Evet. Hüseyin Avni Kalafat adım. Kalafatlar Marketler Zinciri'nin yöneticisiyim. Hem Türkiye Parakendiciler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi, hem de Karadeniz Perder'in dernek başkanlığı yine şirketimizde. Bir de Ticaret Odası Gıda Marketçilik Grubu'nda komisyon üyesiyim, meclis üyesiyim. Evet. Ayrıca Ordu Ticaret Odası yönetim kurulu üyesiyim. Maşallah Hüseyin abi. Saymakla bitmiyor. Tabii biz bu akşam aslında gıdayı konuşacağız. Biliyorsunuz ki Türkiye'nin gündeminde özellikle son dönemlerde artan yağ fiyatları var, artan şeker ve un fiyatları var. Ve diğer ürünler var. Sadece bunlarla kısıtlı değil tabii ki. Bunları değerlendireceğiz. Bunu da distribütörlerle değerlendirip daha sonra markette nasıl yansıması oluyor? En son müşteri olan yansımasını değerlendireceğiz. Neden ve nasıl çıktı aslında bu kriz? Marketlerin üzerinde biliyorsunuz her daim bir denetleme var. Doğru yerden mi başladılar denetlemeye? Dilerseniz buraya, bu konuya özellikle Sayın Murat Şimşek'le başlamak istiyorum. Çünkü esas tedarikçi, yani malı üreticiden veya fabrikasına alıp satılması için marketlere satan kişi bizim için aslında en önemli kişi o. Bu iş nasıl oluyor? Yanlış nerede veya eksikler nerede? A'dan Z'ye birlikte eleştireceğiz ve değerlendireceğiz. Murat Bey'le başlayalım. Evet, iyi yayınlar diliyorum. Öncelikle evet. Çanakkale Zaferi'nin 107. yılını kutluyoruz. Burada emeği geçen Gazi Mustafa Kemal, Atatürk, silah arkadaşları, gencecik kuzular bizler için canlarını feda ettiler. Onları şükran ve rahmetle anıyorum. Evet. Şimdi konumuza gelince ürünleri sizin de bahsettiğiniz gibi Karadeniz'de ana dağıtımını yapıyoruz. Distribütörünü yapıyoruz. Bu yaklaşık 13-14 tane ürünü kapsıyor. Sistem şöyle çalışıyor. Fabrikalardan bizim konumuzdaki insanlara ürünler gelir. Depolarına stoklar. Biz bunu Karadeniz'de 3 ayrı bölgeden yapıyoruz. Samsun, Trabzon ve Ordu'dan ana depolarımız var. Oradan dağıtıyoruz 10 ile. Bu ürünler bize geldikten sonra alt kanala firmaların belirlemiş olduğu fiyatla beraber faturası kesilir, dağıtılır. Yani işte market kanalı olsun, bakkal kanalı olsun, bunlara dağılır. Bu fiyat yapısı da resmi olarak yayınlanır. Yani bakkallara da söylenir, marketlere de söylenir. Sistem böyle çalışıyor. Bunun kontrolünle ilgili zaten hep savunduğum bir yanlışlık var. Markete gidip, efendim bakkala gidip fiyat eğri mi doğru mu demek veya binlerce markete gitmenin doğru olmadığını düşünüyorum ben. Doğrusu şu: birincisi, bölgede bizim konumuzda, yani Karadeniz'de 10 tane firmaya gittiğiniz zaman, ana tedarikçi distribütörlere gittiğiniz zaman ürünün gerçek fiyatını görebilirsiniz. Ya bizden isteyen her resmi kuruma faturayı verebiliriz. Aldığımız fabrikanın faturasını ibraz edebiliriz. Sonra işlem ne oluyor? İşte market bakkala gittiği zaman oradaki arkadaşlarımız belli bir
kar marjı koymak zorunda zaten giderler var. Evet. O yaklaşık standart belli. 3 aşağı 5 yukarı. Onu Hüseyin Bey söyler. Yani %25'leri civarında bir maliyet var. Üstü de olabilir der Hüseyin. Bunu koyduğunuz zaman fiyat yakalanmış olur. Yani çok fazla bakkala, markete gidip de fiyat eğri mi doğru mu demek doğru değil. Gelin ana distribütöre, alın faturalarınızı. Biz de size fabrikalardan olan gelen faturayı verelim. Ana tedarikçiyiz. Bir de üretici var. Bir ya bu usule gidilir. Yani ürünler zaten ya distribütör kanalından bölgeye dağıtılır veya direkt tedarik edilir. Direkt burada ürün satan firmalarımız da var. Bazı firmalar direkt kendileri de satar. Yani orada da yerel olan bir firmamız var. Onlar da büyük işler yapıyorlar. Onlar da müşteriye direkt satıyorlar. Usul bu. Ya direkt alınır marketler, ya direkt alım yaparlar veya bizim gibi distribütörlerden alım yaparlar. Bunları da yerinde tespit etmek çok kolay ve basit. İşte burada ana tedarikçi firmaya gidersiniz, bize gelirsiniz. Bizim gibi iki firmaya daha gittiğiniz zaman ürünlerin fiyatını yakalarsınız. Şimdi tabii bu ara sansasyon gıda ürünleriyle ilgili, işte yağ ile ilgili falan çok konuşuluyor falan. Fiyatların artışıyla ilgili konuşuyor. O, onun ayrıntısını Hüseyin söyler. O daha marketin, o çünkü biz yağ satmıyoruz. Biz margarin satıyoruz dünya markası ile ilgili. Marka söylemeyeceğiz, onu biliyoruz tabii zaten. Ki, evet. Şimdi ama bildiğim bir şey varsa, geçen seneyle bu sene margarinimizdeki artış %125'i geçti. Bir yılda. İnanılmaz bir sattığımız artık margarin fiyatları tereyağı fiyatlarının yarısı fiyatına geldi. Bu yani çok pahalı bir durum. Şimdi margarini birçok aile kullanıyor. Yani ekonomik şartları düzgün olmayan, yeterli olmayan, özür dilerim düzgün olmayan diye ifade kullandım. Evet. Yeterli olmayanlar margarin kullanıyor. Efendim yemeğinde kullanıyor, kahvaltısında kullanıyor, ekmeğin üzerine sürüp kullanıyor. Yani, herkesin tercihi farklı tabii ki ve yani, kullanıldığı yer farklı aslında. Farklı ama bir de mecburiyet var. Ekonomi yetmediği zaman tereyağı çok pahalı. Altına bunu giriyor. Tereyağı pahalı derken orada da bir haksızlık konuşmayalım. Yem fiyatları bir yıl içinde, yani benim olduğum yerde organik sanayide yem fabrikası var. 100 liralık bir yem çuvalı. Şimdi 300 liraya çıktı. 300 liraya bir yem fiyatı çıkmışsa tabii ki tereyağı artacak. İşte efendim süt fiyatları artacak. Süt fiyatı artacak. Peynir fiyatı artacak. Yani hepsi artacak ama orada da ana menba kaynak yem fabrikası. Gelin bize, bize yardımcı olan yem fabrikası yanımızda organik sanayide. Benim orada görevim var, siz biliyorsunuz evet, zaten. Evet. Ama bugün burada organik sanayiyle ilgili bulmuş değilim. Ben ana tedarikçi olduğum için buradayım. Buyursunlar gelsinler, oraya da götürelim kendilerini. Yem fiyatını görsünler. Yani bizim söylediğimiz 100 liralık yem 300 lira olmuşsa sütçüye ne diyeceksiniz, yağcıya ne diyeceksiniz? Yani yanlış yer dediğim burası. Ana tedariğe gidilir. Bu hakikaten böyle bir zam olmuş mu? Olmuşsa zaten ürünlere de zam olacak demektir. Yani bu kaçınılmaz bir durumdur. Bu da zaten sık sık artık her ay değişiyor. Son bir yılda her ay ürünlere zam yapıldı. Yani geneli bir genelleme yaparsam, gıda, temizlik ve kozmetik ürünleri, bizim ana dağıtımını yaptığımız ürünler bir yıl içinde %100'ü buldu, geçenler var fiyat artışları. İşte marketçi arkadaşlar da burada. Evet, şimdi onlara geçeceğiz zaten. Onlar da bilir. Dolayısıyla yine ben devam ederim. Biraz ben... Yani burada sizin tabii söylemek istediğiniz şu, benim anladığım kadarıyla. Burada aslında devletimiz yola yanlış yerden çıkıyor. Yanlış yerden. Tespiti yanlış anlamında. Diyorsunuz ki biz gelsinler bize, biz şeffaf bir şekilde her şeyi paylaşalım. Paylaşalım. Girip baksınlar, bu malın maliyetini alan biziz, satan da biziz. Gelin birlikte. Orada esasında söylemeyi unuttum. Tabii. Yani Hüseyin Bey de, kardeşim de marketçi. Biz diyoruz ki ayın 10'unda, ay başında fiyata geçeceğiz diyoruz, 20 gün sonra. İşte belli malı alın diyoruz markete, bakkala. Biz fiyata geçiyoruz. Yani ay başı geliyor, bunlar malını alıyor. Biz ayın 1'inde fiyata geçiyoruz sistem gereği. Ama onlar bir ay daha fiyata geçmiyorlar. O aldığı eski fiyatla mala devam ediyorlar. Yani market, bakkal süspans ediyor bir nevi piyasayı. Biz 10-15 gün taşıyoruz ama onlar bir ay 40 gün eski fiyatta satıyorum var. Yani genel, şimdi tabii bir ürüne odaklanırsanız, şimdi en çok dikkat eden ayçiçek yağı. Özellikle ayçiçek yağı son derece. Kardeşim yani, bir evde ayçiçek yağı mı tüketiliyor bir tek? Başka bir şey yok mu? Deterjan ondan pahalı. Temizlik ürünleri ondan pahalı. Hijyen ürünleri ondan pahalı. Diğer gıda maddeleri ondan pahalı. Meseleye bir az daha geniş bakmak lazım. Evet.
Tabii şimdi burada tabii ki marketçi tarafı olarak, yani parakendeci tarafı olarak isterseniz Hüseyin bile devam edelim. Tabii aslında burada ilk çıkış noktası 20 Aralık'ta döviz kurunun artmasıyla birlikte yaşayan bir hepimizin yaşadığı bir durum var ki ondan sonra aslında başladı. Belki o zamana kadar böyle bir şeyler de konuşulmuyordu aslında bu kadar artış olacağı. Bugüne kadarki konularla ilgili Hüseyin abi sen neler söylemek istersin marketçi, nihai müşteriye malı satan kişi olarak? Ben de öncelikle sözlerime 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin bugünkü yıl dönümünü kutlayarak 107. yılını kutlayarak başlayayım. Evet. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, 13 yaşında sınırlarımızı bekleyen ya da orada savaşan, çarpışan, şehit olan işte dedelerimizi rahmetle anarak başlamak istiyorum. Bu konuda inanın Çanakkale Savaşı'ndaki büyük devletlere, işte batılı emperyalist devletlere verilen mücadeleden ayrı düşünülemez. Yani o zaman Çanakkale Boğazı geçilmesin diye öldük, öldü büyüklerimiz, dedelerimiz şehit oldular. Daha sonra Kurtuluş Savaşı'nda dünyanın yine gelişmiş büyük devletleri ülkemizin bütün bölgelerini işgal ettiler ve Kurtuluş Savaşı'nda imkansız yokluk içerisinde bir savaş kazandık. Kurtuluş Savaşı'nı kazandık emperyalizme karşı. Fakat daha sonra ekonomik anlamda bu batılı devletlerin, emperyalist devletlerin güdümü altına girdik. Gelişmemizi bir türlü tamamlayıp bir türlü sanayileşemedik. Bir türlü üretimde, eğitimde ve diğer sosyal temel alanlarda ve sosyal alanlarda gelişmemizi tamamlayamadık. Özellikle üretimde ve sanayide tamamlayamadık. Dolayısıyla tarımda da kendi kendine yeten ülkelerden, tarımıyla, üretimiyle kendi kendine yeten ülkelerden biriydik. 70'li yıllarda ben ilkokuldayken öğretmenlerimiz bunları öğretti bize. Tarımda da geldiğimiz yer dünyanın en büyük ithalatçısı biz olduk. Gerek buğdayda, gerek ayçiçekte, gerek diğer bakliyat ürünlerinde. Tarlalarımızı yeterince değerlendiremedik. Ürün kalitemizi geliştiremedik. Köyde üretim yapan çiftçi insanlarımızı üretimden soğuttuk. Üretimden para kazanamaz hale geldikleri için şehirlere göçmek, büyük kentlere göçmek zorunda kaldılar. Eğitimi taşımalı sisteme çevirdik. Köyde kalma niyeti olan da çocuğunu okula götürme şansı olmadığı için köylerimiz boşaldı. Onlar da köylerini boşalttılar. Ayçiçek bizim ülkemizde en çok olabilecek ürün. Ama en çok dünyadaki ithalatçısı biziz. İhtiyacımız olan ayçiçek yağının 1600 ton ayçiçek yağı ülkemizin ihtiyacı var. 400 bin tonunu biz üretiyoruz. Geri kalan 1200 tonunu ithal etmek durumundayız. İthal ettiğimiz ülkelerde Rusya, Ukrayna en yoğunlukla uzak şeyden Güney Amerika'dan da ithal ediyoruz ama orası biraz daha ithalatta düşük. Dolayısıyla bizim bu konuya gerek devletimizin ve hükümetimizin bu şekilde bakması lazım. Yani bunun bir ekonomik kurtuluş savaşı gibi ciddiye alması lazım. Sayın Başkanım Mustafa Bey'in bakkalında kaçı satılıyor? İşte falancı zincir markette kaçı satılıyor, falancı markette kaçı satılıyor diye oralardan, yani sonuçtur, en son noktadır. Oralardan bu işlere çözüm bulmak mümkün değil. Bu işlere eğer çözüm bulunacaksa gerçekten tarım politikamızı göz önüne alarak, elden geçirerek bir çözüm bulabiliriz. Şimdi rekabetten dolayı zaten takatı kalmamış bakkal esnafının sifte etmeden ya da çok büyük bir ciro yapmadan eve gidiyor. Günlük mağazasının elektrik %125 zam gelen elektrik faturasının parasını kazandı mı ya da doğal gazının parasını kazandı mı, çocuğunun okul açlığını kazandı mı, evinin doğal gazını kazandı mı diye mutat masraflarını kazandı mı, kirasını ödeyebildi mi, ödemesi geldiği zaman
toptancıya borcunu ödeyebildiğim hesabını yaparken esnaf komşusundan 3-5 kuruş daha ucuz satayım da ben satayım, müşterimi ben kazanayım diye mücadele ederken serbest piyasa koşullarında etmesi gereken makul bir karlılığı da edemeden müşterisinin gelir durumunu da göz önüne alarak, çünkü tüketici de gelir kazandıklarıyla ihtiyaçlarını göremez durumda ekseriyetle. Asgari ücretin %50 arttı. Çok büyük rakammış gibi piyasaya yansıtıldı. Ancak biz de işçi çalıştırıyoruz. Asgari ücretin bugün çalışana yetmediğini, bizde çalışana yetmediğini ben görüyorum. Ama bizde çalışanı helal hoş olsun. Keşke daha fazla verebilsek. Ama 4.250 lirayla 4 kişilik bir ailenin geçinmesi açlık sınırının altında kaldığını da yine basından izliyoruz. Yani evet. Okuyoruz araştırmaları değerlendirdiğimizde. Yani insan kör olsa görür, sağır olsa duyar. Hepimiz yaşıyoruz aslında çalışanlarımızla birlikte de bunu görebiliyoruz. Böyle bir ekonomik ortamda biz perakende ticareti yapan, gerek bakkal formatında olanlar, gerek bizim gibi market formatında olanlar, zaten müşterimiz aman bize kırılmasın, aman ihtiyaçlarını alabilsin, bizi suçu bize bulmasın diye elimizden geldiği kadar fedakarlık yaparak, inanın alabileceğimiz fiyattan altında, eğer işte 10 gün önce almışsak 3-5 lira eksik almışsak ve bugün de zam gelmişse, biz 10 gün önceki aldığımız malı zamlı fiyata geçmeden mevcut müşterimizi kaybetmemek adına, rekabet adına kar etmeden sattığımız çok gerçek. Bunu bu işte uğraşan ya da iyi kötü işin içine girmiş bütün arkadaşlarımız bilir. Yani çok gizli saklı ve birkaç kişinin bildiği konu değil bu. Hı-hı. Yani toplum içerisinde bununla alakalı herhalde toplumun %30'u %40'ı nasıl satıldığını farkında. Diğer bundan gerisi algı yönetmekle alakalı. Yani Türkiye'deki sıkıntıların tarım politikalarındaki ve diğer çünkü bizim temizlik, Murat Bey'in az önce bahsettiği temizlik grubundaki ham madde oranımızın neredeyse 90'ı İtalya ürün, yurt dışı menşeli ürün. Ve bunlar büyük devler. Henkel gibi Almanya firması, Procter gibi Amerikan firması, Level gibi de İngiliz, Hollanda firması. Bunların kontrolü dışında Türkiye'ye bir gram deterjan grubu ya da hijyen grubu ürün girmiyor. Çocuk bezi Japonya'dan, Amerika'dan ve yine Unilever'in Hollanda ve İngiliz firmasının, İsrail ortaklıkları da var. Bunlar büyük borsa şirketleri. Amerikan borsasında, Avrupa borsasında kotoya edilmiş şirketler. Bunların kontrolü dışında, belirledikleri dışında zaten dünyada örneğin çocuk bezinin kumaşını ya da içindeki su tutucu, aktif maddeyi satan firma ikiymiş, onun ikisinden bir tanesini de öbür büyük almış, tek firmanın elinde. Yani dünya tekelin ötesinde, kartelin ötesinde başka bir büyük organizma olmuş. Tek tedarikçiye kalmış aslında, evet, değil mi? Dünya tek tedarikçiye. Ya istediği astı kestiği konuma gelmiş. Dolayısıyla bunlara bakıp Türkiye'de biz bunlara karşı ulusal anlamda nasıl önlemler alabiliriz? Hangi ürünlerimizde bunların alternatiflerini üretebiliriz? Hangi fabrikalara dönüştürüp bazı ürünleri yapabildiklerimizi korumak ve yapıp dünya çapında mücadele eder duruma gelmek ya da ülke adına mücadele eder duruma gelmek için hangi sektörleri nasıl koruyalım mantığı üzerinden ilerlemek lazım. Yani evet, serbest piyasa, dünyaya açık politika çok hoş, çok güzel, ama dolarla, euro ile işi olan ve ithal ürünlerle işi olan işte o askeri ücretli arkadaşların aman bunlar için çok sevinecek toplumun ekseriyetle %90 gibi bir kısmı bulunabilir olması ve onun verdiği hoşnutluk başka bir şey, ama para olmayınca bulunabilir olsun olacak, rafta olsun olacak, depolarda olsun olacak, alım gücü olması lazım. Evet. Dolayısıyla önce ekonomiyi bir kalkındırmak, tarımı ve ticareti, hatta sanayi ürünlerine temel ihtiyacı olanları en azından devletin gündeme alması lazım. Biz gerçekten rekabet altında eziliyoruz. Biz
sermayemizi, canımızı dişimize takıp işimizi yapmaya, ailemin bütün bireyleri benim işimin üzerinde çalışıyor. 280-300 personelimiz var, çalışıyor. Ama elektrik parasını, mazot parasını, dükkan kirasını, doğalgazı, maaşı ve vergileri yaptık, ödeyebilecek miyiz korkusuyla ay sonunu bekliyoruz. Tabii artan maliyetleri konuşacağız Hüseyin Bey zaten de hani evet. O ayrı bir başlık konusu. O aynı zamanda organize sanayinin de başlı başına bir sorunu. Sonuçta oradaki distribütörün de bir maliyetler artıyor. Onun dalga halinde size yansıması geliyor. Tabii tarım politikası dediğiniz burada yapılması gereken ne? Neyi eksik yapıyoruz biz peki? Yani bir durum tespiti yapıyoruz. Bunu hani biraz da bilgilendirmek anlamında ve biraz da sorunları ön plan çıkarmak anlamında söylüyorum. Tarım politikasında bu ülke neler eksik yapıyor? Ya şimdi 1 dolar 3 ay önce 8 lira, bugün 14 lira. Evet. 18 lirayı gördü. Biz sanki dolar basma matbaamız var. Şeyimiz, darphanemiz var. Dolar basıyoruz da tarlamızı ekmiyoruz. O bastığımız dolarla gidiyoruz. Ukrayna'dan, Rusya'dan ya da Arjantin'den ayçiçek alıyoruz. Kardeşim bu kadar saçma bir şey olamaz. Yani doların sahibi sen değilsin. Dolar basma makine sende değil. Darphanesi sende değil ki. Sen dolara güvenip de tarlanı ekmeyip, tarlanda bunu yetiştirmeyip ithalata bağlı olarak ayçiçek politikan olursa, yine senin dünyaca tarlan ekilmeden dikilmeden dururken buğdayı dünyanın her tarafından buğday alırsan ve kendi buğday ihtiyacını karşılayamazsan tarlaların boş dururken, tarlan olmasa, imkanın olmasa tamam, ama bizim Türkiye'mizin tarım yapabilecek güçte ve dirayette hem çiftçisi var hem tarlası var, arsası var, doğru. Dolayısıyla bu tarlamız varken ve dolar matbaamız ya da darphanemizde yoksa biz bunu ekmek dikmek zorundayız. Bunun yolu çok kolay. Türkiye anayasasında gayri milli safi hasılanın %1'ini tarımı destekleyeceksin diye madde var. 1 trilyon doların üzerinde trilyon TL'nin üzerinde Türkiye'nin şeyi var. Gayri safi milli hasılası. Yani 100 milyon milyar TL'den fazla çiftçiyi destekleyecek bir bütçe oluşuyor. Bu bütçeyi çiftçiye verse devlet, Türkiye'de hiçbir gıda maddesinin, bakliyat, hububat, ayçiçek, yağlı tohum hiçbirinin yokluğu yaşanmaz. Yani gübre de desteklenir, mazot da desteklenir, tarla da orada harcanan diğer masraflar da desteklenir. Köylü de köyünde yaşayabilecek konumda köye hizmetler götürülebilir ve bir senede olması 3-5 senede bu iş kökten çözülür. Bu kadar basittir. Yani köyde yaşanırken kırsal imkansızlıklar da ve o köyün imkansızlıklarıyla yaşasın istemiyorum. Ben öyle bir taleple kendimiz de köylü çocuğuyuz. O talep öyle bir şartla ben de köye gidip yaşamak istemem. Çoluğumu çocuğumu orada yaşatmak istemem ama çoluğumu çocuğumu orada yaşatmak isteyeceğim konfor ve ortam tarım, sağlanırsa, makinalı tarım özendirilirse ve desteklenirse herkes bugün büyük şehirlerin imkansızlıktan, kalabalığından ve ulaşımdan başlayan bir sürü sorununu yaşamaktansa köyünde kuş sesinin, derenin şırıltısına köyde yaşamak isteyen her kimle konuşursam konuşayım, özellikle büyük şehirde dönmek, işte siz cennet gibi yerde yaşıyorsunuz falan diyenlere çok rastlıyoruz. Yani herhalde toplumun özlemi de bu. Bu doğru, evet. Özellikle pandemi döneminde çok daha fazla insanlar tercih ettiler. Hüseyin Bey orada bir şeyine çok güzel ifade tabii etti. Ona bir tamamlayayım isterseniz. Tabii. Yani orada tarım politikası falan bir şey bahsetti. Yani bu ülke tarım ülkesi esasında. Tarım şöyle desteklenir. Ben örneğini de söyleyeceğim. Şimdi Güneydoğu'da çok büyük bir çiftlikler var, araziler var. İç Anadolu'da var, Akdeniz'de var, Trakya'da var. Burada makinalı tarım yapılıyor. Yani bizim Karadeniz'deki makinalı tarım yok bizde. Orada doğru, makinalı tarım neyle yapılıyor? Mazot da yapılıyor. Siz çiftçinin mazotundan ÖTV, KDV almadığınız zaman bir gideriniz olacak, doğru. Gübresinden ÖTV, KDV alınca bir gideriniz alacak, o da doğru. Sulama yapılıyor, bu elektrikle yapılıyor. Bundan da ÖTV, KDV almayın, bu da doğru. Hükümete bir yük. Ama
Bu parayı bir yere yazdığınız zaman bu parayı çiftçiye vermezseniz üretim bitiyor. Bu sefer işte Ukrayna, Rusya gibi ülkelere dolar ödüyorsunuz. Yani kendi halkınıza vereceğiniz parayı yabancılara veriyorsun. Dönem dönemde bunun tehditleriyle karşılaşıyor bu köylü esnaf. Yani marketçi olsun, bakkal olsun, biz olalım veya çiftçi olsun. Bu destekler direkt üreticiye verilmeli. E biz de hepimiz köylüyüz burada. Geçen sene Hüseyin Gübre de satıyor benim bildiğim. Tonunu 2000 liraya aldık. Doğru mu Hüseyin Gübre? 26 azot. Bu sene de 7000, 8000 olmuş. 8, doğru mu? 8500 lira şu anda bir ton azotlu gübrenin alışı. Biz şimdi yine burada da karlılıklarımızdan fedakarlık edip elimizde malımız var diye 6500 liraya satıyoruz. Yani 2000 lira bir ton gübrede ben zarar ederek bugün orada halkına hizmet finanse ediyorsunuz değil mi? Hizmet etmeye çalışıyorum. Yani ben bu şeyde ve bütün sektördeki arkadaşlar da o fedakarlığı yapıyorlar. Yani kendime öne çıkartarak söylemeyeyim ama gerek tarım sektöründe gerek gıda sektöründe yaptığımız fedakarlık, çünkü benim işletme giderlerim var. Ben başa baş aldığım noktada aldığım fiyata malı satıyorum ya da bir tık altında işletme giderimi yok sayıyorum. Elektrik paramı, mazot paramı, kiramı, personel maaşımı, ödediğim vergiyi yok sayarak, yani ödemiyormuşum gibi davranıyorum. Yani kendimi aldatıyorum. Bu, İşletmeye çevirmeniz gerekiyor tabii ki, kolay değil. Bu benim bu yaptığım fedakarlığı biliyorum ki başkanım da burada bakkalcı. Esnafımız da yapıyor. Diğer marketçi arkadaşlarım da yapıyor. Evet. Yani buradan bir para kazanan varsa Murat Bey daha iyi biliyor. İthal eden, dolarla, euroyla ithal eden, ithalat yapıp da onu ilk Türkiye'ye getiren büyük distribütör, yani Murat abinin bir öncesindekiler, onlar zaten devlet duymuyoruz, görmüyoruz. Yani bir de öyle bir ambiyans da yok. Onlardan ne hesap soruluyor, ne bir şey yapılıyor. Onlara saha açılmış, istedikleriyle topu şutu atıyorlar. Evet. Ama onun altındaki katman katman ve en son tüketici zaten canlı geçinme sıkıntısı, açlık sınırının altında geliriyle yaşamaya çalışıyor. Onun altındaki perakendeci bütün varını yoğunu işimi sürdürebilmek için masrafını bile alamadan ticaretini sürdürmeye çalışıyor. Onun bir üstü para gelince yaşadıklarını gördüğü için türlü fedakarlıklar yapıyor. İşte bir ayda alması gereken parayı 45 günde işte bankaya kota ediyor yaptığı işleri. Zaten bank alamadığı parayı bankada kredi alarak ödüyor. Bir de finansman yükü biniyor üstüne. Ve böyle böyle en aşağıdan başlıyor şey. Malın maliyeti artmaya. Türkiye'yi kurtarmaya çalışmak. Ama yukarıdan tedbir alınsa bu kadar aşağıda yansımayacaktı. Hatta daha da yukarıdan işte Çanakkale Savaşı gibi ekonomiye kurtuluş, ekonomideki kurtuluş mücadelesi verilse bu işler buralara gelmezdi. Yani ülke yani ya Hüseyin Bey şunu söylemek istiyorum. 1929 yılında Çanakkale Savaşı gibi çok devasa bir savaşta o kadar büyük kayıp verdikten sonra peşinden 1917 ve 21, 22, 23 arası Cumhuriyet kurulana kadar verilen mücadelede verdiğimiz kayıplardan sonra 1929 ile 35 arası Sümermaklar kurulmuş fabrikalar. Demir çelik fabrikaları kurulmuş. Yani onlarca fabrika kurulmuş. Şeker fabrikaları kurulmuş. Şimdi bugün hepsini sattık. Bugün şekerin çuvalı 700 lira olmuş. Biz 50 kilo şeker. Öyle mi duydum Mahmut? Yani 13,5 lira maliyeti var. Evet. 4 kat atmış şeker. Evet, 218 liraydı 4 ay önce. 218 liraydı, şimdi 700 liradan bahsediyoruz. Ve aracı geldi bugün, aracı kovanları varmış, 400-500 paket petek arım var diyor. Devlet bize 10 çuval şeker verdi. Bir günlük arının, arı soğuklar bitip de şeyden çiçekler açmaya başlayana kadar kısa bir arada gerçekten şeker şurubuyla beslenmek zorunda. Yani İhtiyacı aç kalıyor, demiş. Ölüyor. O geçiş döneminde, yani mevsim geçiş döneminde şekere ihtiyacı var. Ben 10 çuval şeker verdi, 400-500 alım var diyor. Ben 10 çuval şekeri bir öğünde, yani bir gün veriyorum oraya, ikinci gün alım. Senden ben şeker alabilir miyim raftan diye. Ben toplantı değilim, şeker satmıyorum. Yani paket şeker satıyorum. Doğru. O da müşteri tüketicinin ihtiyacı kadar. Toplu veremem, bir paket iki paket alırsın ama toplu veremem dedim. Yani bugün arıcı durumu
az önce şeyden programdan önce konuşmuştuk. Süt yemine gelen zamdan dolayı süte %21 zam geldi. Yeni daha bugün açıklandı. Basında da var. Televizyonlar haberlerde var. Yani bu bir sadece ayçiçek yağı meselesi değil. Bu topyekün tarım, topyekün ekonomi meselesi. O yüzden ben ekonominin kurtuluş savaşının verilmesi gerektiğini ve olayları sadece market mi suçlu, manav mı suçlu, soğancı mı suçlu, patatesçi mi suçlu da aramak doğru değil. Halkımızın bunu bilmesine ben acizane buna bu boyutta bakmasını rica ediyorum. Evet Mustafa Bey, söz sizde. Şimdi de tabii burada bizim bir başka konumuzda bakkallar ne yaşıyor ve nasıl bir süreçten geçiyor? Sizin yaşadığınız problemler nedir? Özellikle bu artan maliyetlerden dolayı ne gibi sorunlar, ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz? Buyurun, söz sizde. Şimdi Hüseyin Bey ile Murat Bey işin teknik bölümünü anlattılar. Ben esas sahadaki gördüklerimi sizinle paylaşacağım. Maalesef durum göründüğü kadar ciddi değil işte. Atıyorum bir bakkalın elinde 400-500 kalem, 1000 kalem, 2000 kalem ürün bulunduran bakkalların artık bu işin altından çıkabilme ihtimali tamamıyla zorlaşmıştır. Bir karton sigaranın fiyatı ortalama 250 bin lira olmuştur. Bir çuval şeker az önce de söyledi, bugünlük 700 bin lira. Bunun yanında yağının fiyatları zaten belli. Totalde genele vurduğumuzda sahada bizim gördüklerimizi söylüyoruz. Girdiğimiz iş yerlerinin hiçbir tanesine iş kalmadı. Aslında bu iş yerinin en başlangıcında bana soruyorsanız ben şu noktadan başlamak istiyorum. Tabii ki buyurun. Bugüne kadar bu marketleri işte 3 harfi denilen marketleri çoğaltırken bir takım şeylerin hesaplarını yapmamız gerekir. Ben bakkal olarak bunları söylemek istiyorum. Tabii ki. Marketlerin çoğalması ile birlikte tabii ki toplumda şey yapıldı. Bakkalın toplumda biz netice olarak ticaret yapıyoruz. Ticaretin bir amacı vardır. Ticaret karlılığa dayanan bir şeydir. Biz istiyoruz ki aldığımız ürünü satalım. Fakat şu anda üzerine basa basa söylüyorum. Yarın gelin sahada beraber tespit edelim. Bizim satmış olduğumuz 3000-4000 kalem ürün ya da 2000 kalem ürün ortalama verelim. Daha %80'inden benim üyelerimin ya da esnaf arkadaşlarımın hiçbir tanesinin haberi yok. Şu anda gidin bakın, esas kurtuluş mücadelesini veren bizim bakkal esnafımız şu anda soğuk demeden, ayaz demeden, kar demeden millet sıcak sobasının başında otururken benim üyelerim çok büyük bir bölüm şu anda ekmek mücadelesi yapıyorlar. Tek bir gayeleri var. Yarın gelecek olan toptancılara, insanlara nasıl para yetiştirebiliriz? Piyasada 200'ün üzerinde toptancı var. Samsun'dan birisi, Trabzon'dan birisi buradadır. Biz nasıl para yetiştiririz ya da nasıl ayakta durabiliriz hesaplarını yapıyoruz. Fakat iş o duruma geldi ki artık bizim yapmış olduğumuz cirolar bir çuval toz şekerle atıyorum 3-4 tane gruptan sigaralar alıp yan yana koyacak ya da arkaya yaslanacak bir durumumuz artık tamamıyla kalmamıştır. Bu şeyin önüne geçilebilmesi için artık yetkililerin önlem alması gerekir. Aynen pandemide şey olan bağışıklık sistemi düşük olan insanları nasıl kaybettiysek düşük sermayeli esnaf arkadaşlarımız üyelerimiz de maalesef kaybetmek zorunda kalacağız. Türkiye geneline bakıldığında 1.250.000 tane bakkal var. Marketleri de buna şey yapabilirse katarsak 1.5'un üzerinde bir rakam ortaya çıkıyor. Yani bu kadar pazarın olduğu bir yerde ya da geniş bir pazarın olduğu bir yerde bu marketlerin metre mesafe şey koyulmadan açılmasından sonra biz zaten zor durumdaydık. Hala da devam ediliyor. Ankara'ya defalarca yazılar yazdık. Türkiye genelinde bir takım mücadeleler yaptık. Dedik ki işte buna bir önlem alalım. Artık biz tamamıyla gittik. Bittik, batıyoruz dedikçe hala bir küçük esnaf yasası hala meclisten çıkarılamadı. Çıkarılamadı. İnşallah çıkarılır. Metre mesafe konusunda biraz rahatlarız. Fakat böyle giderse de yakın bir zamanda kimsenin bakkal diye bir derdi kalmayacak. Ben şuna inanıyorum. Bakkal denildiği zaman sadece ticaret yapan değil. Biz olduğumuz yerde bakkal demek olduğu yerin muhtarı demek. Bakkal demek olduğu yerin bekçisidir. Bakkal olduğu yerin polisidir. Ne kadar toplumda yapılması gereken iş varsa biz ticaretimiz yanında bunları da
insanlarımıza hizmet olarak götürüyoruz, şey yapıyoruz. Sıkıntımız, derdimiz bayağı bir büyük. Fakat ben iddia ediyorum, 27 Kasım'daki dövizin anormal derecede yükselmesinden sonra tamamıyla cirolarımız düştü. Artık zarar eder duruma geldik. Az önce Murat Bey'in söylediği gibi, Hüseyin Bey'in söylediği gibi girdiler, bayağı bir şey yaptı. Satış marjı, kar marjı, artık kar marjları yeterli olmaz duruma geldi. Bunun yanında bir de rekabet edeceksin. Mesela son günlerden vatandaş denildi ki işte ya ne kadar bakarsan bak, benim üyem bir koli, iki koli yağ alır, üç koli yağ alır. Genele vurduğumuzda, istisnalar hariç. Ya bu iki koli yağının hepsi kar olsa ne olur? Fakat ne biliyor musun? Son zamanlarda satmış olduğumuz ürünlerin %80'ini maalesef sattığımız fiyatlarını çok üzerinde yerine koyduk. Hatta pandemi döneminde çoğu insanlar dediler ki işte bir gecede bakkallar talan edildi. Ne kadar ne varsa hepsi satıldı. İnanın ertesi gün para kazandığını zanneden arkadaşlarımız üzerine cebinden ödünç para alaraktan ya da diğerlerden şey yaparaktan o ürünleri yerine koymak zorunda kalmıştı. Bizim üyelerimizden en çok sık bize şey yapılan olay, en az 400-500 tane üyemiz kredi. Bana en çok gelen telefonların içerisinde başkan kredi alabilir miyiz? Kredi alabilir miyiz? Ya durumu iyi olan insan kredi alır mı? Faizde şey kullanıp zaten 4.75'e sigara satıyoruz. Daha bunun yanında az önce Hüseyin Bey'in dediği gibi müşteri kaybetmemek adına çoğu ürünlerimizi maliyetinin altında satıyoruz. Evet. Altında satıyoruz maalesef. Maalesef bakkalın penceresinden bakıldığında durumlar hiç de hoş değil. Vallahi öyle hoş bir tablo çizmiş ki Mustafa abi, gerçekten. Yok, gerçek, ben her gün sahadayım yani. Bu benim birebir tespitimdir. Gerçekleri de söyleyeceğiz, doğruları da söyleyeceğiz. Göz boyamanın hiçbir anlamı yok. Ne yapılması gerekiyorsa da biz de devlet büyüklerimize inanıyoruz, güveniyoruz. İnşallah bu olayların çaresini bulurlar. Bugün yağıydı, işte patatesi oldu, soğanı oldu, şey yapıldı. Fakat yine göz ardı edilen bir konu daha var burada. Herkes gıda üzerinden, hep günlük günübirlik evlerde kullanıldığı için şey yapılıyor. Hiç kimse çimentoyu konuşmuyor, demiri konuşmuyorlar. Daha bunun gibi atıyorum, benim 4 yıl önce iskelem kırıldı. 100 liraya aldığım iskeleyi 400 liradan yerine koydum. Şimdi demek ki artmayan hiçbir şey yok. Bunu sadece gıda olaraktan bu konuya yaklaşmak bence şey yapıyor. Mesela diğer sektörlerin de bu işin içerisinde olduğunun hesabını da yapmamız gerekir. Sadece bizle ilgili bir konu değil. Tabii aslında insanlar en fazla tüketimi gıda ile olduğu için gıda üzerine gidiyor. Bahsettiğiniz gibi aslında Türkiye'de ticarete bakıldığında diğer ürünlerde de büyük oranda bir artış var. Bunu aslında hepimiz de hissediyoruz. İnşaatta var, otomotivde var. Aynı şekilde konut fiyatlarında da var. Tabii bir başka artan maliyetler özellikle son dönemde doğal gaz, elektrik ve akaryakıt maliyetleri, ki bu da fiyatlara ayrı bir noktaya getiren ve fiyatları artıran bir başka husus. Bunlarla ilgili ne söylemek istersiniz Murat Bey? Yani genel gider. Genel giderler dersek daha iyi olur. Evet. Genel giderler. Şimdi imalat yapmak için her yerde söylüyorum, size enerji gerekir. Enerji, elektrik, doğalgaz veya akaryakıt alacaksınız. Bu marketçilere mal üreten firmalar organize sanayide, fabrikalarda yapılıyor netice itibariyle. Şimdi buradaki elektrik fiyatları geçen seneye göre bugüne kadar %150'yi geçen bir zam idi. Doğalgazı organize sanayide olan sanayicilerimiz %300 zam yedi. Net söylüyorum bunu. Efendim akaryakıtla ilgili zaten 3 katına çıktı akaryakıt giderleri. Şimdi bunlar arttığı zaman her şey artar. Taşıma maliyetler artar. Meyve sebze fiyatı artar. Gıda fiyatları artar. Deterjan artar. Taşıma maliyeti yükselmişse her şey artar. Yani bunun önüne geçmek için bu enerji fiyatlarına iyi bakmak lazım. Çünkü her şeyin başı enerjiden geçiyor. Enerjiyle üretim yapacaksınız veya market aydınlanacak. Orada Mustafa Bey'in bir sözü var. Ona ben tamamlamak istiyorum. Bu ülke şurada yanlışlık yaptı. O kadar çok ulusal ufak marketler açıldı ki, yani biz Hüseyin Bey gibi, Mustafa Bey gibi olan marketlere bizim sektörde
yerel zincir diyoruz biz arkadaşlara. Yerli ürün, yerli, evet. Yerli marka diyelim. Yerel zincir diyoruz. Şimdi o kadar çok uluslararası firmalar ufak marketler açtı, bunlara müsaade edildi ki, yani bizim Çambaşı yaylasına bile gitti. Adam neredeyse Kotona'ya gidecek. Her yerde, bütün ilçelerde bu mağazalara müsaade edildi. Binlerce oldu. Şimdi ne yapıyor? Örneğin Çambaşı'nın adam market açtı. Filancı ulusal mağaza. 2 ay kalıyor. Ondan sonra gidiyor. Kaymağının'a gidiyor. Bundan sonra oradaki esnaf yıl 12 ay hizmet veriyor yayla kapanmıyor. Tabii bakkal bu sefer sıkıntı yaşıyor orada. Şimdi alım gücü tabii değişiyor. Türkiye'de düşünün 10 bin tane şubesi olan bir marketle Hüseyin Bey gibi, Mustafa Bey gibi iş yeri olanlar rekabet edebilir mi? İmkansız. İmkansız. Ama bunun maliyeti bir kere, adım maliyeti çok daha düşük. Bunun önünü açmak yanlışlık orada. Yani bizim orada da böyle. Her köşeye gidiyorsun, ulusal bir mağaza, her köşe. Ya kardeşim, bu memleketin bakkalı bize lazım. Her platformda söyledim. Yani bakkal, oğlun askere gider, paran yoktur. Kasasından para çıkartır, verir. Efendim, çocuğunu evlendireceksin, yardım eder. Adresi ona soracaksın. Mahallenin namusudur, mahallenin bekçisidir. İnsanlar da kötü. İnsanlar bakkalına sahip çıkmadı. Ben yayla giderken yayla bakkaldan alıyorum. Oradaki bakkalda bir iş yapsın. Köy meyi derken köyün girişinde bir bakkal vardı, kapandı şimdi. Oradan alıyorum, o da yaşasın. Veya Mustafa Bey'in yani 40-50 senelik bakkalı var, büyük. Şimdi o insanlar da oradan alsın. Çünkü bu onlara lazım. Biz ne yaptık? Bunları, yani biz onlara da insan olarak destek vermedik. Ama bu sıkıntıyı nerede gördük? Pandemide gördük. Orada mahalle bakkalının ne kadar ihtiyacı olduğunu anladık. Ben hep savunuyorum. Ufak esnafı yaşatmalıyız, bakkalı yaşatmalıyız. Yani birçok proje de vardır. Bununla ilgili bahsetmiştim. Ya tabii Büyükşehir Belediye Başkanı'na bahsettim. Onun için ufak esnafımızı, bakkalımızı yaşatacak seviyeyi yasayla belirleyeceğiz. Yani ulusal mağazaların açmasına mani olacaksınız. Yerel esnaf da kendi işini yapacak. Yani onlar da çalışacaklar. Şunu yapamadık, söze girmek istiyorum burada. Mesela tabii, diyelim ki ulusal bir tane marketin 10 bin tane şubesi var dediler. 10 bin tane şubesi var dediler. Ya bir tane bütün Türkiye geneli şu anda alışverişini 10 bin kişi için ya da bunun yanında 5 bin, 8 bin de 20 bin kişi için yapıyor. Ama bunun yanında bizim bakkal esnafımızın hepsinden de 3-5 tane çocuğu var, öğrencisi olan var, askeri olan var. İnanın çoğu insanlar, az önce de söyledim, niye kredi istiyor bu insanlar ki? Ya biz ticaret yapıyoruz, cebimizde paramız olması gerekirken, bırakın siz paramızın olmasını, kazandığımız paraya takviye yaparaktan ayakta duruyoruz. Biz isteriz ki çelik çocuğumuza işte bol derin imkanlar biz de şey yapalım. Az önce de söylediğim gibi şu anda benim üyelerimin büyük bir bölümü, şu an hepsi görev başında, soğuğa yaz demeden çıktığınızda bakabilirsiniz. Bu insanlar zevkinden çalışmıyorlar. Bu insanlar ayakta durmak için çalışıyorlar. Ben üzerine basa basa söylüyorum. Küçük esnaf yasası eğer yakın bir zamanda çıkmasa, şartlar bu şekilde devam ederse bizim ne tür yok olacağımızın hesabını yapamıyorum. Ve bu maliyetlerin, girdilerin artmasından dolayı bakkal esnafı göreceğiz önümüzdeki günlerde. Mal alamaz duruma gelecek. Aldığımız kredileri ödeyemez duruma geleceğiz. Daha da kötü duruma düşeceğiz. Evet, bizim bakkal amcalara ihtiyacımız var. Sakın ha sakın hani bir gitmeyin. Bizim size her zaman ihtiyacımız var ki önemli, işte Murat Bey de bahsetti. Ama bu işin de Murat abi de bahsetti, siz de bahsettiniz. Tabii bir yasa çerçevesinde yapılması gerektiği kanısındayım. Ki mesela bugün benzin istasyonu açmak isteyeceksiniz. Belli kilometre mesafe eğer yakınsa açamıyorsunuz yani. Aynı şey burada da uygulanabilir veya değişik varyasyonlarda yapılabilir ki hem bölgemizdeki istihdam anlamında da katkı sağlar, hem işletmelerimiz de kapanmamış olur. Peki süremizi de iyi kullanmak adına söylüyorum. 2022 yılında bizleri neler bekliyor Hüseyin Bey? Neler söylemek istersiniz? Yani bu sektör nereye gidecek? Biraz ufkumuzu açmak anlamında, bizim de bilgilenmemiz anlamında, izleyicilerimizin de daha iyi bilgi sahibi olması anlamında, hani şeker dedik, un dedik, inşallah artmaz ama bunun gibi durumlar. Yıl sonu itibariyle nereye doğru gider? Neler söylemek istersiniz? Şimdi dünyadaki Ukrayna krizi, işte savaş, çatışma ne zaman biter belli değil. Ve ona göre biçimlenen dünya ekonomisi ve siyasalı
Herhalde çok değişecek. Bunu bugün bu sorduğun sorunun cevabını herhalde ordinarius profesörler de veremiyor. Yani. Evet. Ben hani sektör anlamda söylüyorum. Onlar veremiyor evet, ama evet. Gıda anlamında evet, söylüyorum bunu. Evet. Şeyin gıda örneğin eğer Ukrayna zaten satamıyor. Yasak. Bir de abluk altında. Rusya benim de ihtiyacım olacak diye gümrüklerini kapattı. Şeyden bir de sezonluk ürünler bunlar. Hı hı. Mevsimsel. Süreli ürünler. Süreli ürünler. Biz de Türkiye'de şu anda eksek belki bu sene şu anda ekim dikim yapsak açacak sezonunu açacak hasat zamanını alamayacağız belki de. Yani herhalde o sürede geçmek üzere ya da geçti. Buğday da kesin öyle yani. Buğday eksik. Bugün bu sene buğday alamayacağız. Artık o zaman 2023 yılında. 2023'e kaldı. Ve bu ekmeklik onun fiyatının işte 350-400 liraya çıkması, 500 liraya çıkması bir ekmeğe 6-7 liraya yememiz söz konusu bu sene. Daha derinleşecek. Şeyde zaten bu hadi buğdayın ham maddesi olarak düşündük. Murat Bey'in de dediği gibi bu fırın doğalgazla yanıyor. Doğalgazı %300 organik sanayi bölgesine arttı. Hı hı. Un üreten organik sanayi bölgesinde %300 maliyet yedi. Bu un nakliyeyle geliyor. Nakliyeyle %200 arttı. O da başka bir şey. Bu girdiler böyle olunca fırıncı da fırında doğalgazla ya da kömürle yakacak o da %200, %300 arttı. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte ben geçen sizle beraber yaptığımız programda söyledim. Yani bu günler iyi günler demiştim. O günlere göre bugün, herhalde 1,5 ay oldu. Doğru. Daha iyiymiş yine evet. Bu günler gelecek günlere göre iyi günler. Bu sıkıntının alışmamız ya da normale dönmesi herhalde 1-2 sene daha alacaktır. Pozisyon almamız da böyle bir şey. Bunu psikolojik doğru olarak hazırlamamız da böyle bir şey. Ülke olarak hazırlamamız da zaman alacaktır. Bunlar daha iyi günlerimiz. Yarına göre bugün iyiyiz. İşte 1,5 ay önce yaptığımız programda bugüne göre çok iyiydik. En azından savaş yoktu. Doğru savaş evet, yoktu. Evet. Bambaşka bir konu konuşuluyordu. O zaman evet, ekonomik kriz konuşuluyordu. Yani krizin derinleşerek gideceğini öngörüyorum ben. Mustafa Bey'in dediği uluslararası sermayelerin Türkiye'nin yerli markalarıymış gibi bize yutturduğu ama uluslararası borsalarda Amerikan, İsrail, Arap, Avrupalı sermayelerden oluşturduğu üç harfli bu on binler, her biri on binlerce tarif edilen 3-4 tane zincir ülkemizin işte küçük esnafını, orta esnafını kanser hücresi gibi her taraftan sararak boğdu ve öldürmeye çalışıyor. Bunların da Murat Bey düzeltmek istiyorum az önce 10 bin şubeye çok ürün aldığı için maliyetleri rekabet edemez. Onlara sattığı ürün bizim bakkalımızın sattığı, bizim marketimiz sattığı ürünlerle alakalı da değil. Ya ambalajlarında bir hile var, ya üründe var, ya gramajında var. Yani başka bir pazarlama tekniği kullanıyor. Başka bir pazarlama tekniğiyle, başka bir aldatmacayla, başka algıyla, kalitesiz ürünlerle. Şimdi bizim gıda kodeksimiz yine Mustafa Bey bilir, Murat Bey bilir. Çok geniş, çok şeye imkan veriyor. İnanın %25 tereyağı olsun Murat Bey için de, yani hayvansal tereyağı, %75'i margarin olsun, tereyağlı diye isim koymuş İstanbul'da bir firma. Ürün tereyağı değil işte, %25'i tereyağı, %75'i margarin. Tereyağlı diye isim koymuş, rengini de bizim Karadeniz tereyağısına benzetmiş, sarartmış. Nasıl bir algı? Rafa koymuş, aynen tereyağı ambalajı gibi. Bu yasal sınırlar içerisinde biliyor musunuz? Tarım Bakanlığı izin veriyor. Koteksimizde ona imkan var. Yeter ki tereyağı deme. Ama adam tereyağı dememiş ki. Tereyağlım demiş. Tamam mı? Oradan kurtarıyor. Ve işte bu inanın kahveden tuza kadar, işte tereyağdan süte kadar, pirinçten, bulgurdan, mercimekten, efendim yani akla gelebildiği her üründe kodekslerimiz buna izin veriyor. Ya şimdi hani az önce uluslararası büyük firmaların ürettiği markalara ve onların eseri olduğumuzu söylemiştik ama
Bu firmalar dünya çapında iş yaptığı için, zengin ülkelerde de, gelişmiş ülkelerde de iş yaptığı için ve Avrupa gıda skalası Türkiye kadar geniş olmadığı için bazı şeylere dikkat ettikleri için kalitesi zaten oradan geliyor ve hepimiz çok hızlı kabulleniyoruz ve hemen markanın bağımlısı oluyoruz. Ama sebep de o. Yani o markalarda kalite yükseldiği için öyle. Yani Türkiye'nin elbette o kadar zengin bir ülke değiliz Avrupa skalalarında ürün yapacak kadar, ama insanları kanser edecek, hasta edecek katkı maddeleri, gıda yememizin önüne geçmek gibi de bir devlet sorumluluğu var. Yani gıda kodeksini ben buradan yetkililer duyanlar, duymayanlar bir, işte yani bir şekilde etkilemek istiyorum. Gıda kodeksinin sınırlarını daraltmak insan sağlığı, çevre ve insan sağlığı için daha kabul edilebilir sınırlar içine çekmek gerekiyor. Bu kadar geniş olunca işte bu bisküvi 3 lira, yine bu bisküvinin aynı deseni, aynı görünümünde 7 lira. Niye 3 lira 7 lira olur mu? Niye oluyor? Çünkü bunun içindeki ucuz ham madde, ucuz dolgu maddesi daha çok, öbüründe kaliteli madde daha çok olduğu için arada 2 kattan fazla fiyat oluyor. Değişik hem deterjan hem gıda da var, makarna da. Aynı renk ambalaj. Şimdi o dediğimiz 3 harfli marketlere gidin. Aynı renk ambalaj makarna, en çok bildiğimiz makarna, hepimizin bildiği makarna. Rafta var 7 lira, bende 6 lira, 6,5 lira bizim mağazamızda. Mustafa Bey de 6,5 liradır. O çok ucuz dediğimiz, ya yani da ucuz ederek yapıyoruz dediği var ya Murat abi. Onu düzeltmek istiyorum. 7 lira o makarna, o markadaki makarna onda 7 lira. Bakkalda, yanı başındaki bakkalda, 10 metre ötedeki markette, yerel markette 6,5 lira. Fakat adam ne yapmış? Gıda kodeksi izin verdiği ölçüde şeyi, özelliklere, o makarna kalitesine uymayan başka malzemelerle makarna yapmış, altına 3,5 lira demiş. Hüseyin Bey, yine piyasada bir şey daha var mesela. Diyelim ki kırıntı grubunda, bisküvi dediğimiz gruplarda, çikolata gruplarında bugün herkesin aldığı standart kremalı bisküvilerin gramajı 170-180 gramlardan 60 grama kadar düştü. Geçen gün bir tane bisküvi markasını şey yapmayacağım, açtık içerisinde bir tane ikram ediyorsun 25 kuruş. Bir tane bisküvi açtığın zaman tanesi 25 kuruş, bisküvi hiç kimse yemek istemez. Yani fiyatların artmasıyla orantılı olaraktan ambalajları da küçülttüler. Yani bu da tüketiciye yapılan bir haksızlıktır. Yani eğer bunun bir standardı varsa standardının ortaya koyulması gerekiyor. Standardımız yok. Tamam, un fiyat arttı diyorsun, ya fiyat arttı diyorsun, işte girdiler arttı diyerekten fiyatı yukarıya çekiyorsun, bir de şey yapıyorsun. Bir de benim aklımın almadığı bir konu daha var. Dolar 8 lira bantına kadar çıktı. 8 liradan 5 lira kadar düştü. 18 ya hangi lira. Yok geçen yılda aynı olay oldu. Fiyatlardan hangisi geriye geldi? Çıkan çıktığı yerde kalıyor. Şimdi bakıyorum mesela, vatandaş geliyor, git bakkala. Şimdi bugün vatandaş 4 çocuklu bir aile. Geldi 1 kilo şeker alacağım dedi. 10 lira parayla geldi. Ya vermesen bu gece nasıl uyku uyuyacaksın ya? Ben onun için diyorum, bizim bakkalımızın önemi her zaman vardır. Biz evet, çoğu yerlerde parası olmayan insanlara al da getirirsin diyoruz. Ya gelmese bile onu, çoğunu deftere bile yazmıyoruz. Yani biz de toplumun gönüllü yardım kuruluşundan daha şeyiz yani. Biz sürekli olaraktan kim gelirse gelsin. Mesela atıyorum 1,5 lirayla ekmeğe gelen adama, biliyoruz ki o adam, bütün bakkal arkadaşlarım aynısını yaparlar. Ya bu adamın parası yoktur diyerekten onun yanına iki ekmek, bir taneyi veririz, ikinciyi de yanına koyup böyle göndeririz. Biz büyüklerimizden gördüğümüz şekliyle beraber bu şekilde hareket ediyoruz, ama benim anlamadığım bir nokta var. Kırgın olduğumuz bir nokta daha var. Bu da ne biliyor musun? Ya arkadaş, sigara her yerde aynı fiyat. Ekmeğe fiyatı aynı. Bazı grupların fiyatı her yerde aynı. Hiç kimse şunu söylemiyor. Ya işte benim yakınımda da bir bakkalım vardır. Bu bakkalıma gidin, bunları alayım işte. Burası da yaşasın demiyorlar. Ama insanlar diyorlar ki, bakkallara genelde duyduğumuz olay. Ya diyorlar işte, geceleyin ışığınızı gördüğümüz zaman bize aşırı derecede bir cesaret geliyor diyorlar. Ya biz dediğim gibi bekçiliği yapıyoruz, her şeyi yapıyoruz, koruyucuyuz, kollayıcıyız, ama ya lütfen insanlar biraz da çevresindeki bakkalları koruyup kollasınlar, onlar da yaşasınlar, git şey yapsınlar.
Hatta önümüzdeki Ramazan ayında, geçen yıl Murat Bey'e teşekkür ediyorum o konuda. Bak kolilerin, yardım kolilerinin bakkallardan ve yerel marketlerden yapılması diye bir serzenişte bulundu. Evet, hatta İnan, şimdi soracaksın Murat kadar, Bey. Ramazan evet, yaklaşıyor. O kadar mutlu oldum ki. Ben arkadaşlardan, yardım hayırsever insanlardan şunu rica ediyorum. Kolilerini yaptırırken yakınlarındaki mahallelerindeki bakkal ve marketleri tercih ederlerse bizleri çok mutlu ederler. İnanın o almış olduğunuz ürünlerden daha kalitelisini, daha güzelini, en azından güler yüzü bizde bulacaksınız bakkallarda. Ona da inanıyoruz. Evet. Çok da güzel özetlediniz. Katılıyorum Mustafa abi. Çok katılıyorum. Aslında bunu bir kampanyaya dönüştürülebilir. Yani yerel destek anlamında ticaret olsun olabilir, ordu siyaset olabilir veya diğer sivil toplum örgütleriyle birlikte bir kampanya başlatılır. Sağ olsun Murat Bey önderliğini yaptı, onu biz devam edeceğiz inşallah. Evet, inşallah. Murat Bey bu yılda inşallah o konuda bizlere yardımcı olacak, evet. Allah izin verirse. İnşallah, tabii yaklaşan bir de Ramazan ayı var tabii ki, çok da bir süre kalmadı Murat Bey. Bunlarla ilgili olarak fiyatlarda tekrar bir yükseliş olur mu? Hani Ramazan'da hep bir algı vardır, fiyatlar tekrar yükselebilir düşüncesi vardır tüketicilerde. Şimdi orada nasıl öngörüyorsunuz? Hüseyin Bey'in bir iki şeyi var, onu tamamlamak istiyorum. Tabii. Hani siz sordunuz ya bu sektör nereye gidiyor falan. Orada daha net söyleyeyim isterseniz. Yani bu zamlar devam ediyor. Geçen sene işte %100'e yakın bir zamlar oldu. Geldik bu yıla, işte Hüseyin Bey de ürün alıyor tedarikçilerden. Her ay zamı görüyorsun değil mi Hüseyin? Evet. Demek ki zam durmamış. Şimdi bu zamı yapan biz değiliz. Üretici firma, biz aracıyız, distribütörüz biz. Veya tedarikçi var, direkt tedarik ediyor malını. Bu zamlar durmuyor. Bunların durması lazım. Bunları durdurmadığınız zaman her ay %5, 10, 5, 10, bazen 15 gibi ürün artıyor. Yani alım gücü tamamen kırılıyor. Vatandaş bir paket, bir poşet ürün alıyor, 400-500 lira tuttu diyor. Şimdi adamın artık alım gücü kalmadı. Doğru. Marketin ürünleri de alım gücü kalmadı. Buraya gelen vatandaşın alım gücü kalmadı. Alım gücü kırılıyor. Fiyatlar her ay artıyor, artmaya devam ediyor. İşte bunu durdurman için ne yapacaksın? İşte enerji fiyatlarını düşüreceksiniz. Elektrik, doğalgazı, efendim mazot fiyatını düşüreceksiniz. Böyle düşer. Bu düşmedi. Bir de tedarikle ilgili onların ham madde fiyatları yükseliyor. Bunlar bakılmadığı zaman, iyi bakılmadığı zaman sahaya çıkıp da bu ürün niye arttı falan, bu boş bir konuşma olur. Arttıysa gidin bakın kardeşim, yani tedarik firmalarını alın bakın. Hı hı. O şeyin yarım kalan şeyini tamam edeyim. Artış devam edecek. Onu bir şey demek istiyorum. Tabii buyur Hüseyin. Şimdi üretici enflasyonu son ayda, şimdi yarın öbür gün Mart ayı da açıklanır, %100'ün üzerinde üretici enflasyonu. Fakat tüketici enflasyonu %54. %54.4. Evet. %54.4, fakat bu ürün üretilirken %100'den fazla artmış bir ay içinde. Ya da senelik ortalamada aylık %10'dan fazla artmış. Senede de %100'den fazla artmış. Bu ne demek? Ben parakendici olarak, Mustafa Bey bakkal olarak, %100 artan ürünü, %100 arttığını bildiğim halde tüketiciye %50'sini yansıtmışım. Halbuki benim ne yapmam lazım kendimi korumak için ve Mustafa Bey'in bakkalı kendini koruması için? O ürün %100 fabrikada arttıysa benim elimde son kalıntıları ya da alacağım ürünü, bugün yarın rafıma gelecek ürünün fiyatını orada duyuyorum aslında, biliyorum. Ama yansıtamıyorum. Demek istediğim o. Üretici enflasyonuyla tüketici enflasyonun arasındaki farkın parakendecinin sırtında kaldığını ve bu oranın öyle %1, %2 gibi ufak rakamlar olmadığını, %50 gibi, %50 ve üstü gibi büyük rakamlar olduğunu ve geçmişe dönük yıllarca bunun ters orantı, yani bu şekilde orantıyla geldiğini, %30 iken tüketici enflasyonu, üretici enflasyonu %60'dı. %40 iken %80'di. %54 iken %110 gibi falan. Şimdi bu böyle olunca Murat Bey'in dediği gibi de daha çok geride gelecek fiyat var. Yani yansıyacak fiyat var. Her şey bugünkü gibi fiyatların durursa, aslında tamamen yansımadığını söylüyorsunuz. Evet, her şey bugünkü gibi durursa, dolar artmazsa, ham madde artmazsa, enerji artmazsa, mazot artmazsa, doğalgaz artmazsa, elektrik artmazsa bile hala bugünkü gibi koşu dursun, %50 daha zam var. Hüseyin Bey, bir de toplumda şu algı operasyonu var bence. Az önce de söyledim, işte ayçiçek yağı ile başladı.
İşte unu ile devam etti. Değişik birkaç ürünle yine devam etti. Şimdi toz şeker. Önümüzde şeker, toz, evet. Toz şeker başladı. Yani bu her elinde olan eğer bunu alıp götürürse, eğer bunu her alıp götürenin yanına da kar kalırsa bilmiyorum. Yani bu da hoş bir olay değil yani. Ben az önce de söyledim. Herhalde bundan sonra distribütörlere rica edeceğiz. Herhalde şekerin 25 kiloluğunu verecekler bize. 75 kiloydu. İyi alıyorduk. İşte pahalandıkça 50 kiloya düştü. Bundan sonra da herhalde 25 kiloluk şeker üretimlerine ara verirler. Çünkü bizim alacak gücümüz bile olmaz yani onu. Evet. Ya biz yani şeker satarken Mustafa Bey, biliyorum 50 çuval şeker aldığını biliyorum bizden. Şimdi kaç çuval alıyorsun Mustafa Bey şekeri? Vallahi bilmiyorum da herhalde 2 yılda anca satarım 50 çuvalda. Yani 50 çuval aldığını biliyorum. Şimdi burada Ramazan kolisini soruyoruz. Evet. Onunla ilgili bir cevap verin isterseniz. Tabii süre daraldı. Şimdi benim savunduğum bir şey var. Ya gelin diyorum, ordu milliyetçiliği yapalım. Türkiye milliyetçiliği yapalım. Ama bize önce ordu milliyetçiliği lazım. Bunun için. İşte, orada yaşıyoruz. Yani son 2 yıldan beri bununla ilgili belediyelerle görüşüyorum. Öneri veriyorum. Şimdi önerim şu. Ramazan'da insanlar yardım yapıyor. Yapmak isteyenler yapıyor. Ne yapar? O artık kendi bileceği bir şey. Ya bunu yaparken hep söyledim. O mahallenin çoğunda bakkal var. O bakkaldan 10 poşet al. Yani 10 kolimi, 20 kolimi yapacaksın. Birincisi oradan al. O bakkalda ilçelerimiz var. Köylerde bakkallar var. Bunu al, bakkal yaşasın. İkinci aşaması şunu söylüyorum. Ben bakkal kolisi yapma işine karşıyım. Yani birçok resmi kurum koli yapıyor. Hep standart işiydi. Bu mercimek, un böyle bir ufak paket. Geçen sene zannediyorum onlar 100 liraydı onların kolisi. Şimdi o 300 liraya çıkmıştır bugün şartlarda. Ben ona karşıyım. Doğrusu şu bence. Her zaman iddia ediyorum. Git sen kardeşim. Yerel marketlerimiz var burada. İşte birisi Hüseyin Bey gibi marketlerden alışveriş fişini al. Bunun amacı hayır yapmak değil mi? Hayır yaparken insanı kıyas ya, böyle bir şeyin altına yapılsın. Bırakma. Senin keyfine göre. Hayır demek bağış yapacaksın. Al Hüseyin Bey gibi marketlerden, yerel marketlerden alışveriş fişini al. Yani belediye bunu çok yapıyor, dağıtıyor. Yani koli yapıyor. Fişi dağıt. Adam buraya gittiği zaman efendim yumurta mı alacak, deterjan mı alacak, meyve mi alacak, belki çocuğuna bir çikolata alacak. Ben bağış yapılmasına taraftarım. Mahalle bakkallarından yapılsın, oradaki insanı öyle alsın. Diğeri de fiş alsın, alışveriş fiş alsın. İnsanları özgür bıraksın. İhtiyacını belki çocuğuna bez alacak. Bu hayır değil mi? Doğru. Mama alacak. İhtiyacı kendi belirsin. Mama alacak. Yiyeceğim alacak. Evet. Yani bunları yapmak doğru değil. Bence en doğrusu mahalle bakkalına git, oradan al. Diğer daha büyük çaplı çalışacaksan alışveriş fişini al. İnsanlara fiş ver. Yani gidip dağıtırken efendim ben filancıya poli vereceğim, benim mesleğimi çek yayına. Ya ben bunları doğru bulmuyorum. Bu hayırdır kardeşim yani. Murat Bey sana yani bunu, bir sefer daha teşekkür ediyorum bu arada. Yani Mustafa Bey de yapar, Hüseyin Bey de yapar. Herkes bir imkanları dahil hayır yapıyor memlekette vatansevenler ama yani bunu gösteriş haline getirmeye ben geleceğim oraya verirken bir koli, buraya verirken bir koli, resim. Ya bunlar gereği yok, bir de ihtiyaç değil. Herkes koli veriyor. Bakıyorum ben. Bulgur pirinç, mercimek, makarna, un, bir de çay. Ya bu mu kardeşim adam? Senekilerin içinde yağlar bir litreye inmiş. Fiyatları da 240 liranın üzerinde falan gibi bir rakam telaffuz ediyorlar toplam fiyatı olaraktan. İçine baktığında dediğim gibi önceki yıllarda işte pirinç ya da bulgur gibi makarna gibi şeyler çok paketli oluyordu. Sıradan 8-10 kalem işte klişeleşmiş ürünlerden birkaç tane koymuşlar. Yani onun şey olmasına gerek yok. Bizde bugün aynı fiyatlara biz çok daha altında bütün bakkal esnafından temin edebilirler yani. Çok daha altında. Evet. Hüseyin Bey orada bir şey son olarak bir, sonuna geldik çünkü. Benim çok iyi tanıdığım bir insan bir koli yapıldı. Bazı ürünler de bizden toptan tedarik etti. Bundan sonra size söylerim kim olduğunu. İçine beyaz peynir koydu. Kaşar peynir bile koydu. Yani bunun hiçbir pakette yok. Bunlar mesela dolaptan çıkıp zincir, soğuk zincirle hareket eden ürün. O gün alacaksın, o gün vereceksin. Hızlı tüketmesi gerekiyor. Yani bu klişenin dışına mutlaka çıkalım ya. Standart bulgur pirinç, mercimek, un. Yani bunları kapatalım, fiş verelim veya çok kolay. Bakkal arkadaşlar da yapabilir. Bir A4 kağıdının 1/4 boyutunda yazıcıdan basarsın hemen 100 liralık alışveriş çeki, 200 liralık alışveriş, 300 liralık alışveriş çeki diye
10 tanesine 10 tane, 5 tanesine 20 tanesine 20 tane yapılabilir. Yani her bakkalın kendi çocukları bile şimdi yazıcıdan, bilgisayardan bu işleri yapabiliyor. Biz öyle yapıyoruz. Yani valilik yardım etmek isteyenlere bize yönlendiriyor. Biz çek kesiyoruz, yapıyoruz, hazırlıyoruz bilgisayardan. 100 tane. Bütün yerel marketler yapıyor şimdi. Deniyoruz. Herkes. Evet. Bakkal arkadaşlar da yapabilir. Yani senin dediğin de doğru. Çeşitlendirilebilir tabii ki olan. Yani çok hediye çeki gerekiyor ama bunlar alışveriş çeki markette daha şey. İkisi de yapabilir ama biz şunu yapmalıyız. Bu alışveriş çeklerini yerel zincir marketlerden almalıyız. Yani Hüseyin Bey gibi. Bakkallarımız belli. Yerel bakkallardan almalıyız. Öyle yani bir yerel bakkal. Yanında bakıyorsunuz bilmem ne işte dışarıdan gelmiş marketler her yere yanında bir şey var. Ya kardeşim ona gitme. Yerine destekleyelim yani. O zaman. Evet. Ölüde, diride, cenazede, düğünde, bayramda yanında senin bakkalın var kardeşim. Ona git. Yerli markete git diyorum. Yerli bakkala git. Yerli markete git. Alışverişi bundan yap. Öbürü zaten o, Türkiye'yi tutmuş adam. Bir de onlar ikide bir el değiştiriyorlar. Efendim doğru, benim işte 10 bin tane şubem var. Bir satıyorlar. Efendim milyonlarca dolarlık paralar alıyorlar. Ama o arada kim oluyor? İşte ama bizim ufak de, bakkalımız oluyor. Murat Bey bir de şöyle bir olay var. 10 binlerce marketten alınan şeyler az önce Hüseyin Bey de aynı konuya temas etti. Kalite olaraktan yani biz onların satmış olduğu ürünlerin hiçbir tanesini şey yapmayız. Bizde doğru. Bir politika vardır bakkallarda. Biz evimize götürüp yemediğimiz hiçbir ürünü iş yerimizde satmayız. Evet. Önce evimize götürüp evimizde test edip satarız. Doğru. Bizim öyle de bir özelliğimiz var. Evet, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Teşekkür ederim. Murat Bey ve Hüseyin Bey. İnşallah önümüzdeki günlerde böyle bir program tekrar yaparız. Çok keyif aldım. Uzun olsun ya. Böyle şimdi kısa Hüseyin Kalfas söyleyeceğini söyleyemedi. Yarım kaldı. Efendim, sözümüz Mustafa olsun. Mustafa Nazım Bey oldu da öyle yarım kaldı. Biz de tam tamam edemedik konuları ama neticede Ordu Milliyetçiliğini söyledik. Evet. Bakkala güzel sahip çıkalım dedik. Yerel markete sahip çıkalım dedik. Artışlarını söyledik. Enerji artışlarını söyledik. Artışlarına devam edeceğini söyledik. Evet. Aslında konu başlığı özellikle çok... özellikle bakkallara sahip çıkalım. Evet. Çıkalım. Evet değerli izleyenler, bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.